Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz zihinden toplama işlemi. Onun katlarıyla toplama işlemi yapmak her zaman daha kolay. Peki nasıl yapıyoruz? Birlikte bakalım. Önce onlar basamağından başlıyoruz. Yani 5 onlukla 2 onluğu topluyoruz. 7 onluk yapar. Birler basamağında 0 olduğu için 0'ı birliklere aynen yazıyoruz. 1 onluk 8 onluk daha 9 onluk yapar. 0'ı birler basamağına yazdık. 90 3 onluk 5 onluk daha 8 onluk yapar. Birler basamağında 0 olduğu için 8'in yanına 0 yazıyoruz. Peki bir sayımız yani bir toplanan 10'un katı olur diğer toplanan 10'un katı olmazsa nasıl yapacağız? Yine onluklardan başlıyoruz. 3 onluk, 2 onluk daha 5 onluk yapar. Şimdi birliklere bakalım. 0 birlik, 5 birlik daha yine sayının kendisi 5 olacak. Otomatikmen birler basamağını aynen yazmış olduk. Onlukları topluyoruz. 9 onluk, 3'ü aynen yazıyoruz. 93 Onlukları topluyoruz. 7 onluk. 8'i aynen yazıyoruz. 78. Toplanan sayı var. Onun katı olmadığında zihinden toplamayı nasıl yapacağız? Önce onlar basamağından başlıyoruz. 2 onluk 1 onluk daha 3 onluk yapar. 3 onluk 30 demek. Bunu yazıyoruz. Daha sonra birler basamağındaki rakamları topluyoruz. 6 5 daha 11 yapar. Bu işlemin nasıl yapıldığını bir önceki etkinlikte öğrendik. Önce onluklar toplanıyor yine. 4 onluk. Birlikler aynen yazılıyor çünkü sıfırın etkisi yoktu. Cevap 41. Onlukları topluyoruz. 50. Birlikleri topluyoruz. 2, 8 daha 10 yapar. 50, 10 daha 60. Onlukları topluyoruz. 70. Birler basamağındaki rakamları topluyoruz. 15. Toplamımız artık çok kolay. Onluklar. 8. Birler basamağını aynen yazdık. 85. Onlukları topluyoruz. 2 onluk, 4 onluk daha, 6 onluk. Yani 60 yapar. Birler basamağını topladığımızda 13. Toplama işlemimiz artık çok kolay. Onlukları topladık. 7 onluk. Birler basamağını aynen yazdık. 73. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.